Değerli izleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize merhabalar. Bugün 8 Aralık 2023 ve saatler tam söz verdiğimiz gibi 21. Bugün kanalı açalı tam 3 ay oldu değerli arkadaşlar. 8 Eylül'de bu kanalı aktif etmiştik. Aradan 3 ay geçti. 40'ın üzerinde içeriğimiz oluştu. Engellilik, eğitim, erişilebilirlik, yapay zeka, teknoloji, bilişim gibi farklı kategorilerde, Cumhuriyet Özel gibi, engellerin gündemi gibi farklı başlıklarda ve serilerde yayınlarımız devam ediyor kaldığı yerden. Canlı yayınlara da başladık artık. Bu üçüncü canlı yayınımız oluyor. Ve bugün konuğumuz Engelsiz Matematik Eğitim Platformu kurucusu Hale Uçuş. Hale Hoca ile aslında biz aşağı yukarı 6 yıldır tanışıyoruz. Hatta beraber Avusturya'da bir matematik atölye çalışmasıyla, erişilebilir matematik atölye çalışmasına da katılmıştık. O yüksek lisansını bitirdi, doktoraya başladı, aynı alanda devam ediyor. Bir yandan akademik olarak bu konuya eğilmişken, diğer yandan da doğrudan öğrencilerle temas ederek onlarla çalışıyor, eğitimler veriyor veya verilmesi sürecini yürütüyor. Şimdi Engelsiz Matematik Eğitim Platformu ile ilgili Hale Hocamla konuşacağız. Matematikte erişilebilirlik alanı ile ilgili son gelişmelerden de bahsederiz belki ilerleyen anlarda. Sizler de yayınımıza katılabilirsiniz. Yorumlarınızla sohbet mesajlarına, chat kısmına yazarak katılabilirsiniz ve tabii ki bu videoyu beğenir ve kanala abone olursanız memnun oluruz. Hale Hocam hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Ben de siz de 6 yıl önce deyince o günlere gitti. Gerçekten çok güzel bir deneyim yaşamıştık Emre Hocam. Avusturya'da 6 günlük dolu dolu verimli bir yaz okuluydu. Evet, herkese ben de iyi akşamlar diliyorum. Ben Hale Uçuş, Engelsiz Matematik Eğitim Platformu kurucusu, aynı zamanda matematik öğretmeni, aynı zamanda da Hacettepe Üniversitesi matematik eğitiminde görme yetersizliğinden etkilenen öğrencilerle matematik eğitimi test çalışmalarına devam ediyorum hocam. Öncesinde şöyle bahsedeyim mi öncesini? Tabii Nasıl? tabii hocam siz bu konuya nasıl eğildiniz? Yani bir matematik öğretmeniydiniz aslında Evet. ama bir şekilde yolunuz engelsiz matematiğe kadar ilerledi. Evet. Şimdi şöyle herkesin aslında sorduğu bir soru var. Yakın bir tanıdığınız görme engelli mi? Ya da akrabalarınızdan biri görme engelli mi? Bu soruyla çok karşılaşıyorum Emre Hocam. Hani neden bu konuya eğildiniz? İşte neden görme engelli öğrencilere ders veriyorsunuz? Sorusundan hemen önce şu geliyor. Akrabanız mı var? Tanıdığınız mı var deniliyor. Aslında biz öğretmenler sınıfın içine girdiğimizde karşılaştığımız her bir öğrenci bizim için zenginlik bakıldığında. Ben de 2013 yılı Marmara Üniversitesi matematik eğitiminden mezunum. İlk atandığım okulda sınıfımda az gören bir öğrenci vardı. 12. sınıf öğrencisiydi. Dolayısıyla her öğretmen gibi girdiğimde kendisiyle iletişim içindeydik ama sınıftakiler sürekli olarak hocam o görmüyor, hocam o konuşmuyor falan deyip onun yerine konuşuyorlardı. Benim de ilk deneyimdi çünkü gerçekten ben hiçbir şey bilmiyordum. Yani üniversitede buna yönelik bizim zamanımızda topluma hizmet uygulamaları dersi diye bir ders de yoktu. Özel öğretim yöntemleri dersi vardı ama hani bu kapsamda bir ders almadık. Ben o sınıftan çıktım. Dedim ki ben ne yapacağım? Yani nasıl öğretebilirim matematiği dedim. O noktadan itibaren aslında benim engelsiz matematik eğitim yolculuğumun başlangıcı diyebilirim. O görmeyen, az gören öğrencim aslında. Az gören öğrencimle çalışmalara başlamadan önce bir yandan da Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansa başlamıştım. Aslında lisanstayken hep şöyle diyordum Emre Hocam. Ya ben bir konu çalışmalıyım ama gerçekten sahada probleme ihtiyaç olması lazım. Yani o problemi tespit etmem lazım ve tespit ettiğim probleme yönelik araştırma yapmam gerekiyor. Hani bunu çok istiyordum. Gerçekten de o İdealizminizi kaybetmemişsiniz yani. evet, o dileğim kabul oldu. Yani o sınıfa girdiğimdeki o öğrencim gerçekten benim hem mesleki gelişimim hem de kişisel gelişimim anlamında bana çok büyük bir katkı sağladı diyebilirim. Bir yandan yüksek lisansta işte görme yetersizliğinden etkilenen bireylere nasıl matematik öğretilir, hangi araçları vardır, ben ne yapabilirim, Türkiye'de hangi rol modeller var, bütün herkesle iletişim halinde olarak bir yandan da okuma yaparak bir yıl şansım vardı. Yani bir yıl öğrencimle birlikte dersler yapıyorduk.
Ben o zamanlar şeyi de bilmiyordum. Bireysel eğitim programı, BEP planı. Yani bayağı acemi diyelim, daha yeni atanmış, heyecanlı bir öğretmen. Müdüre şey demiştim, tamam ben tez yüksek lisansım da bu konu görmeyen bireylere problem çözme. Ben dedim ki okul çıkışlarında birebir ders çalışmak istiyorum hocam. Çünkü öğrenmek istiyorum. Hangi ihtiyaçları, hangi becerileri, bunlara yönelik ben nasıl bir planlama yapabilirim diyerek o bir yıl boyunca biz üçten sonra birebir ders çalışıyorduk. İşte büyük punto, kontrast, akıllı tahtayı çok iyi bir şekilde kullanıyorduk. Somut modeller getiriyorduk. Bir yandan müzik anlamında yeteneği vardı, bağlama çalıyordu. Bir noktadan sonra benim de aslında buna bir isteğim vardı. O da buna bir başlangıç oldu. Ben de bağlama kursuna gitmeye başladım. Orada da benim hocam oldu. Yani aslında birbirimize öğrettiğimiz etkileşimli bir süreç geçirdik. Ve ben o noktadan sonra dedim ki evet ben bu konu üzerine gerçekten Türkiye'de çok büyük bir sınırlı sayıda çalışma mevcut. Dolayısıyla hani bu konuda benim çalışmam benden sonraki çalışacaklara da hem katkıda bulunacak hem de okuldaki öğrencilere de katkıda bulunacak diyerek başladık hocam. Yani orada ilk defa birebir bir öğrenciyle yüz yüze çalıştım. Ya genellikle bu kadar derinlemesine çalışma çoğunlukla doktorada olur. Ama siz yüksek lisansta başladınız, işte o öğrenciyle kalmadınız, dijital platformlarla dersler verdiniz, farklı kişilerle tanıştınız. Yani aslında sahada kim varsa ona bir şekilde temas etmeyi başardınız. Yani bu o saha analizini iyi yapmışsınız, dijital ortamda böyle kanalların olabileceğini yakalamışsınız. Bunların Evet. hepsi aslında o idealizmin getirdiği bir şey. Yani sizi Evet, gerçekten evet. tebrik Hatta ediyorum. Sizinle de çalıştım. Yani Tabii. eğitimde Görme Engeller Derneği, işte biz bize, yani adını sayamayacağım. Yani benim bu yolda ilerlememi sağlayan birçok görme engelli memur, eğitmen, farklı mesleklerde olan kişiler aslında bana yol açtılar. Ve ben, buyurun Emre Yani Hocam, biz söz edeceğiz. 2011 civarında falan başladık uzaktan eğitim çalışmalarına. TeamTalk bir Evet, yazılımdı. Team Talk Orada vardı. bizim kurslar kapsamında da dersler verdiniz, hatırlıyorum tabii ki. Gönüllü öğretmenlik yapmıştım. Çok Evet. istiyordum çünkü gerçekten hani bir arada hiç ders vermemiştim ve onu da sağlayan, sizlere ulaşmamı sağlayan benim 12. sınıftaki öğrencim. Yani sınıfındaki öğrencim dedi ki hocam siz ders mi vermek istiyorsunuz? Dedi Söğüt'te var mı? Yok. Bulunduğum şehir Bilecik'in Söğüt ilçesi. Öğrenciye nasıl ulaşacağım? Hocam onu mu dert ediyorsunuz dedi. Siz istiyor musunuz? İstiyorum. O zaman çok ihtiyaç var hocam dedi. Hemen beni uzaktan eğitimde ders verilecek. İşte Team Talk biz bize diyorum ya adını sayamadığım tüm platformlarda ders vermeye başladım. 2015. Yani 2015, 2016. Hatta böyle çok kalabalıklı sınıflar. Böyle 35, 40, 45. Engelli kamu personel seçme sınavıyla başladım. Aslında benim için çok iyi öğreneceğim, analiz edebileceğim bir sınıf ortamıydı. Çünkü birbirinden farklı seviyelerde, farklı görme durumları olan, farklı ihtiyaçları olan grupla aynı anda iletişim kurmaya çalışıyordum ama yani o sınıfı unutamıyorum gerçekten. Çok Yani çok. hayal etmesi bile kolay değil ya. Farklı yaş grupları, farklı öğrenme seviyeleri. Ya bir de şöyle ön lisans, lisans, orta öğretim ve şöyle oluyordu, ders bitiyor 43 kişi ve ben şöyleyim, yani iyiyim, aslında iyiyim ve hani dinleneyim diyorum, hemen oradan öğrenciler telefonla arıyor, konuşmak istiyorlar, hani kendilerine bir plan istiyorlar ve o süreç aslında benim için evet yoruluyorsunuz ama bir yandan da öğrendiğim için çok mutlu oluyordum mesela. Gece 12'de ders biter mi? Bitti mesela. Hani gece 12'de çünkü Evet. çok tekrar anlatıyoruz, açıklama yapıyoruz. Anlayanlar sınıftan çıkıyor, anlamayanlarla tekrardan devam ederek farklı örnekler çözüyoruz. Sürecimiz 2016 yılında bireysel başladı. Bir şey soracağım. Şimdi siz okulda da ders veriyorsunuz. Aşağı yukarı sınıflar da o sayıdadır yaklaşık. Evet, evet. Nerede daha çok yoruluyordunuz? Doğrusunu söyleyebilirsiniz. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Ne yazık ki bulunduğum sınıflarda çok daha yoruluyordum. Yani gören akranları,
farklı sınıf düzeylerindeki gören akranlarında daha çok yoruluyordum. Çünkü orada bilgiye erişim noktasında kısıtlılık söz konusu, yetersizlik söz konusu. Evet. Ve o EKPSS sınavına hazırlanan kişinin hedefi net, bilgiye erişim kısıtlı. Dolayısıyla sizin anlattıklarınız çok değerli ve sizi bu inanılmaz mutlu hissediyor. Peki hocam, bir şey soracağım. Şimdi bizim gören öğretmenlerle en fazla zorlandığımız şeylerden bir tanesi, o TikTok'ta da böyleydi de, yani yine Google Meet'te, Zoom'da falan da yine nispeten öyle bir şey var. Yani karşıda hiçbir şey yok. Uyaran yok. Bazen öğretmenlerimiz motive olmakta, sadece sesle iletişim kurmakta, sadece ekrana bakarak ders anlatmakta zorlanıyorlar. Hatta bu işte pandemi döneminde ders veren öğretmenlerin genel şeyiydi, problemlerinden bir tanesiydi, ama bizim bulduğumuz gönüllü öğretmenlerin bir kısmı bunda zorlandıkları için devam etmek istemediler. Siz mesela bunu nasıl aştınız? Yani karşınızda hiç gören birisi yok, kamera açan kimse yok, sadece ekranda isimler var ve sesler var. Evet, bu çok güzel bir soru. Çünkü yani 2016 yılında o EKPSS, dediğim gibi gerçekten diyorum ya, hani 40-45 kişilik sınıf ve ben birkaç gün içerisinde o tüm sınıftaki isimleri ezberlemiştim. Hem de seslerine göre. Yani bu benim için inanılmaz bir durumdu. Diyorum hani nasıl yaptım bunu, ama istiyordum. Onları tanımak istiyordum aslında. O ana durum oydu beni ateşleyen, beni motive eden. Ve ben o 2016 yılında şöyle öğretmenimiz, hatta ders anlatırken şöyle 2017'de gazetelere çıktı. Ben Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, yani bir ileriye gideceğim sonra geriye döneceğim Emre Hocam. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ARGE'de koordinatör olarak çalışıyordum, proje koordinatörü. Tabii hocam Team Talk var ama Microsoft'un da eğitim kısmı var. Duygu Kayaman aracılığıyla, onun da kulaklarını çınlatalım, dedik ki neden hani Microsoft öğrenme araçlarını kullanarak tüm engel gruplarına dersler yapmıyoruz. Pilot çalışma yapmak istedik. Ben zaten görme engelli bireylere ders veriyordum, bireysel. Bunu da dedik ki il bazında yapalım. 2017'den itibaren ben Microsoft üzerinden ders vermeye çalıştım. Microsoft'ta işbirliği kapsamında. Onun öncesinde o Teams, işte biz bizeler vesaire, tüm isimleri biliyordum ve bizim ders, diyorum ya bakın, gece 12'de bitiyor. Hani onlar çıkmıyor. Ben diyorum ki yoruldum. Hani yoruldum derken, hani hafif esneme var, sabah 7'de okula gideceğim. Aktif katılım. Yani ben bir soruyu anlatırken bile anlattığım kavram, tanım, anahtar kelimeleri onlara soruyordum ve devam ettiriyordum. Evet. Örneğin Nurcan sen söyle, ondan sonra Ercan sen devam et, ondan sonra Nisa soruyu sen çöz diyerek, sanki yüz yüzeymişiz gibi, sanki onlara dokunuyormuşum gibi, yanındaymışım gibi ve her an Hale Hoca benden işte söz isteyecek, Hale Hoca bana soru soracakmışcasına mikrofonunu açmaya çalışıyorlardı. Yani evet, onu hissettiğiniz anda aslında hani işte karanlığı anlatıyorum. Hani Metin The Dark ismi de var bende. O 2017'de bu dersler başladıktan sonra İşte gazetelerde işte şu kadar öğrenciye EKPSS'ye hazırladı vesaire vesaire. Ya yani oradaki amacım aslında hani bir vitrinlik iş değildi. Daha fazla öğrenciye nasıl ulaşırım? Yani 2016'da EKPSS öğrencisi vardı. Lise düzeyinde veya farklı sınıf düzeylerinde nasıl ulaşırım dediğim nokta beni gazeteler yoluyla, o gazetedeki işte öğrencileri hazırlıyor, bu alanda uzman olarak da bir yandan da üniversitede dediği noktada, ben 2017'den itibaren birçok öğrenciye ulaştım. Yani 2017 artık lise seviyesinde 12. sınıf, 11, 9, 10 şeklinde derslere başladığımız bir yıl oldu. Hatta işte o Teams'te ben o kadar dalmışım ki, yani sınıf 43 kişilik, bir anda ekran karardı. Yani benim şarjım bitmiş. Ben ama farkında bile değilim. Sesler devam ediyor. Ercan vardı. O şimdi atandı memur. Ercan dedi ki, hocam dedi ya, ne oldu, niye durdunuz? Dedim ki, ben aslında dedim ekran karanlıkta ders anlatıyormuşum dedim. O da buna der demez, hocam dedi biz zaten öyleyiz, siz öyle dinliyoruz, sıkıntı yok, devam edebilirsiniz. O hani şarjın bittiğinin farkında değil, hani ekranla alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünüyor.
O yüzden Metin de Dark çıktı. Hani onun anlamı o, hani onun esprisi o. Sonra YouTube'a koyuldu. Fakat özünde biz öğretmenlerin çaresizliğini de anlattığını söyleyebilirim. Hani aslında bizler ne yapabiliriz noktasındaki ifade eden bir kelime. Ve hani böyle Metin de Dark 2017 yılında engelsiz matematik eğitim platformunu lise düzeyine taşımış olduk ki sizler bu işi zaten yapıyorsunuz. Pandemi dönemi öncesinde biz hazırlıklıydık değil mi Emre Hocam? Tabii. Pandemi öncesinde her şey hazırdı. Yani daha doğrusu devam ediyordu diyelim. Yani sanki pandemi bekliyormuşuz gibi. Aynen öyle. Biz bekliyorduk pandemi gelsin falan. Öyle değil tabii ama yani biz zaten bu işi yapmaya başlamıştık bir şekilde. Bir yerinden tutuyorduk. Bu arada biz böyle sohbet ediyoruz. Sizler de mesajlarınızla bize katılabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Sohbet bölümümüz, chat bölümümüz açık. Gelen mesajlarınızı okur ve geri bildirimde de bulunuruz. Hale Hocam'ın sorularınız varsa onları da alırız. Yine açıkken videoyu beğenebilirsiniz. Kanala da abone olabilirsiniz bir yandan. Evet. Şimdi evet, bir yandan da hatırlatmamızı yapalım. YouTube'un şeyi akışı diyorsunuz değil mi? Akışı. Yani onu yapmak gerekiyormuş. Yani öğreniyoruz biz de bunu. evet. Ben de sizden öğreniyorum o zaman şu anda. Ama Emre Hocam hani o pandemi döneminde hani genelde şöyle haber olması lazım. Bizim açımızdan söyleyelim. Engelli öğrenciler pandemi döneminde dezavantajlı hale geldi. Hayır. Aslında bizler avantajlı noktadan başladık. Çünkü bilmiyor değil. Ben Microsoft öğrenme araçlarının tüm kullanıcı adı ve şifrelerini yaklaşık 200-250 öğrenciye göndermiştim. Farklı engel grupları da vardı. Bilecik'te pilot bölge olarak sevgili İl Milli Eğitim Müdürümüzün de kulaklarını çınlatalım. Şu anda Mersin İl Milli Eğitim Müdürü bu konuda da hep desteklemişti. Hani diğer engel gruplarına da ders yapalım. İşitme engelli öğrencilere de Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndaki bir bayanla, işaret diliyle bir ders yapıyorduk. Yani onlara da dersi deneyimlemiş oldum. Hafif zihinsel yetersizliği olan engel gruplarıyla da çalıştım. Ama o tabii Bilecik'teki pilot çalışmaydı. Sonrasında biz yolumuza engelsiz matematik eğitim platformu olarak 2017'den itibaren önce bireysel, sonra da 2019-2021 dernek altında kapsayıcı ve erişilebilir yaşam derneği. Çünkü bireysel çok zor Emin Hocam, sizler de biliyorsunuz. Ve bana çok küsenler oluyor. Ben gerçekten hakkınızı helal edin. Şu anda bizi izleyenler de varsa. Hale Hocam bana dönmüyor. Hale Hocam niye dersleri başlatmadı? İnanın yetişemiyordum. Yani tüm samimiyetimle söylüyorum. Tabii ki bizlerin de kişisel problemleri olabiliyor. Yetişmek zorunda kalıyoruz. O yüzden dönemediğim belki çok öğrenci oldu. Benim içimi sızlatan durumlardan biri de bu. Yani benim yetememem. O yüzden de bir hali öğretmen değil, belki pek çok öğretmenle birlikte pek çok öğrenciye ulaşabilir ve kaynak erişimini sağlarız dediğimiz noktada artık 2019-2020 5. sınıftan 12. sınıfa kadar hem matematik hem diğer dersleri başlattık. Ben şöyle bir pencere paylaştım. O sırada sorular varsa veya evet, sizlerin... Engelsiz Android bir mesaj atmış. Matematiğin herkes için erişilebilir olabileceğini gösteren, alanında ilklere imza atmış, yetenekli bir kişidir Hale Hoca. Emeklerinize sağlık demiş. Engelsiz Android kullanıcısı. Engelsiz Android bir platform aslında. Herhalde o platform adına mı geldi ya da o hesabı kullanan arkadaşımız da göndermiş olabilir. Evet, teşekkür ediyorum. Evet. Yani ben sadece aracı olduğumu düşünüyorum. Keşfedilmeyi bekleyen, gerçekten o kadar ilgili ve yetenekli pek çok öğrenci var. Burada fırsat eşitliği diyoruz ya, hani o fırsat eşitliği temelinde görme yetersizliği olan öğrenciyle etkileşim halinde olan tüm paydaşlara dokunmak gerekiyor. Yani ben bu süreçte onu da anladım Emre Hocam. Hani ders anlatımı evet, bir noktada öğrenci dersi dinliyor, tamam. Ama onun ailesi, onun akranları, onun sınıfındaki öğretmeni, onlara da dokunduğumuzda aslında bizler %100 demeyelim ama %80, %70 verim alabiliyoruz. Şu anda bir ekran paylaştım Emre Hocam. Ekranımız arka rengi siyah. Kontrast renk olması için de sarı renklerle merkezde bir beşgen, bu beşgene bağlı olan dört tane beşgen var.
Burada da paydaşları ele aldığımız bir kavram haritası bulunmakta. Şimdi ortadaki merkezde Enmap var ve Enmap neler yapıyor, hangi faaliyetleri yürütüyor? Bir yandan da onlardan da bahsedelim. Görmeyen ve az gören öğrenci, bu sene inanılmaz bir başvuru vardı Emre Hocam. Bu beni gerçekten mutlu etti. Demek ki ulaşabiliyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz. Sesim geliyor mu hocam? Ben bir yandan gayet tabii... Duyuyoruz, gayet duyuyoruz. Tamam. Problem yok. Çünkü evet. Bunu da sormak gerekiyor arada bir. Evet. Arada ben yayını da kontrol ediyorum. Ses devam ediyor mu, problem var mı falan. Tamam Emre Hocam, siz hatırlatın bana. Görmeyen ve az gören öğrencilere bu sene 160 başvuru aldık. Bu 160 başvuruda tabii ki o formun başvurusu. Tabii orada işte tekrar başvurular olmuş vesaire. Bunları çıkarttığımızda toplam 135 öğrenci. 5. sınıftan 12. sınıf artı EKPSS ve ALES dediğimiz genelde ortaokulda yoğunluğu olan bir başvuran sayısı söz konusu. Yani her yaştan diyebilirsiniz o zaman 130. Tabii her yaştan, her ilden, Mardin, Hakkari, Ağrı, diğer ucundan, doğudan batıya tüm bölgelerden ulaştığımız öğrenci kitlesi var. Bizler öğrencilerimize Eylül ayının ilk haftası 8. ve 12. sınıflarımızı başlattık. 8. ve 12. sınıflarında ikişer tane matematik öğretmenimiz var. İkişer tane matematik öğretmenimiz geçen sene deneyimleyen öğretmenlerimiz. Biz tabii ki gönüllü öğretmenli başvuru formunu da açıyoruz. Gönüllü öğretmen başvuru formunda da 30 tane öğretmenimiz var. Bunların bir kısmı okuyucu kaynak erişimini sağlamakta, bir kısmı platforma içerik sağlamakta, bir kısmı da derslere aktif olarak giriyor. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar şu anda derslerimiz her hafta düzenli olarak 1-1,5 saat şeklinde devam etmekte. Burada dediğim gibi biz öğretmenlerimize her zaman şunu söylüyoruz. Öncelikle karşı tarafa anlatırken nelere dikkat edeceğimizin noktasında kavram odaklıyız. Yani bizim müfredat yetiştirme gibi bir derdimiz yok Emre Hocam. Bizim amacımız, şu anda çok ilginç bir şey var mesela platformda. 6. sınıfta ders anlattığım öğrenci şu anda 12. sınıfta. Yani platform bir öğrenciyi bir noktadan alıyor ki matematik sarmal bir yapıya sahip. Biz bunu temelini koyarak daha çok kavram odaklı işlemleri elbette öğrenir. Ama kavramı yeterince öğrenemeyen bir öğrenci de zaten bunu biz ileriki aşamalarda farklı matematik işte kavramlarını... Çekirdekten alıyorsunuz aslında. Bu çok önemli. Tabii. Merkezden alıyoruz. Yani o ortaokul bizim için çok çok değerli. Keşke erken çocukluk olsa. Belki ilerleyen süreçlerde platformda bunu da çalışırız. Ortaokuldan itibaren aldığımız öğrenci şu anda 15 kişiydi o sınıf. Şu anda 12. sınıf. Ve şu anda 12. sınıftaki matematik öğretmenimiz diyor ki, hocam ben ne anlatırsam biliyorlar. Ne anlatırsam bilgileri var. Üzerine koymaya çalışıyoruz. Bol bol soruyla pekiştiriyoruz. Dediğim gibi bu noktada bir noktadan alıp hedefe doğru adım adım hem bu matematik anlamında da hem de kişinin gelişimini de desteklemeye çalışıyoruz. 8. sınıfta da aynı şekilde LGS sınavlarını hazırlıyoruz. Burada çok soru var Emre Hocam. Belki bunu birlikte de cevaplayabiliriz. Mutlaka soracaklardır. Bugün pek çok öğretmen bana mesaj atmış. Veliler de var, ondan da bahsedeceğim. Veliler belki de izleyenler atmış. De vardır aramızda, evet, onlardan. Veliler de mesaj atmış. Ben hani buna bir açıklama getirmek istiyorum. LGS düzeyinde görme engelli ise, tabii bunun bir raporu var, işte Çözger raporu vesaire. Hani bunların da zaten hani EGET'te bu konuda sınav haklarında bizler de desteklemeye çalışıyoruz. Sınav kitapçı, görme engelli kitapçı. Yani bunun evet. Ya bu kitapçık farklı. Şimdi diyorlar ki dün nereden ulaştılar? Denizli galiba, İzmir. Şu anda hani öğretmenlerimizin illerini hatırlayamayacağım ama soru şu. Hocam, görme engellilerin girdiği sınav kitapçığı nerede yayınlanıyor? Evet Emre Hocam, bu soruyu birlikte cevaplayacağız.
Görme engelli bireylerin sınav kitapçıkları nerede 8. sınıfların? Onu kamuya açık görmüyorum ben. Siz görüyor musunuz? Evet. Görmüyorsunuz. Aynen, aynen. Yani bunu buradan da söylemek istiyorum. Ne yazık ki. Yani bilgiye erişim noktasında sınırlılık olmasına rağmen, evet, matematik görseldir, karmaşıktır, formüller, denklemler vesaire. Ama sınava giriyorsunuz, sınav kitapçığına gören akran ertesi gün ulaşırken Siz görmeyenin kitapçığı yok. Yayınlanmıyor. Şey de oluyor biliyorsunuz. İşte az gören kitapçığı verilenler, hiç görmeyen kitapçığı verilmesi, o da ayrı bir şey. Belki ilerleyen dakikalarda gireriz konuyu dağıtmamak adına. Böyle problemler de yaşanabiliyor. Tabii. Kitapçık karmaşıklığı. Tabii. Yani şöyle, az görenler normal gören akranlarıyla sınava giriyorlar. Yani aynı kitapçık. Görmeyenlerin kitapçıkları da betimlemeli. Yani bizler de ikinci dönem bizi izleyen veliler varsa başvuru formunu kapatmadık. Engelsiz matematik eğitiminin başvuru formunu kapatmadık. Niye kapatmadık? Öğrenci Haziran'da da duysa o öğrenciyi ben kabul ediyorum. Yazın duysa ben o öğrenciyi Eylül ayında erken başlatıyorum. Bir şekilde bilgiye erişimin açık olduğu bir platform. Yani süresiz, sınırsız. Bu noktada öğretmenlerimle de aynı şeyi konuşuyorum. Yani öğretmenlerim işte sonradan geliyor hocam, işte olur mu hocam? Yani o sınıfa katılsın. Eğer desteklememiz gerekiyorsa, bu sene başlattık Emre hocam. Deprem bölgesindeki çocuklarımız başta olmak üzere grup dersleri dışında bireysel destek gruplarımız var. Bireysel destek eğitim, bu noktada Parıltı Derneği de bizlere yönlendiriyor ortaokul ve lise düzeyinde. Onlara da teşekkür ediyorum. Geçen hafta Antakya'da bir öğrencimiz, 7. sınıf. Şu anda gönüllü öğretmenlerimize binlerce kez teşekkür ediyorum. Matematik ve İngilizce derslerini başlattık. Antakya'da çocuğumuzun 7. sınıf derslerini başlattık. Hatta bizim bilişim platformunda da olan Yusuf Bey'i tanıyorsunuz, Yusuf Andi Çocuğum. Evet, evet. O da Antakya'daydı. Kendisine de buradan da teşekkür etmek isterim. Antakya'daydı. Kullanmadığı bilgisayarı kendisi de hatalı olduğu için öğrencimize ulaştırdı. Yani bizler yapmak istediğimizde gerçekten diyoruz ya, hani matematiğin eşitleyici gücünde hepimiz buluşabiliriz. Yani bu dijital ortamın gücü gerçekten artık tahmin edilemeyecek büyük boyutlarda. Evet, ya Antakya'daki öğrencimize ulaştık. Diğer öğrencilere de Maraş, Malatya, Antep, Adana olmak üzere bireysel derslerimizi şu anda aktif etmiş durumdayız. 8. ve 12. sınıflara artı İngilizce dersleri var. 2 hafta önce başladık. 12. sınıfları da buradan da yeni duyurusunu yapmış olayım. Biyoloji, kimya ve fizik derslerini başlatıyoruz. Burada da işte daha çok biyoloji odaklı, o kısımda soru çözdüklerini biliyoruz. O odaklı derslerimizi başlatacağız. Bir de geçen size söyledim, Sarper Arıkan hocam, öğrencilerimiz için 10. ve 12. sınıf yazılım geliştirme eğitimlerini başlatıyor. Onu da Olcay Aşçı'yı anmadan geçmek istemem. Evet. Olcay Aşçı anısına bu eğitimi başlattık. Çünkü benim 2015 yılında öğrencimdi. İlerleyen zamanlarda öyle bir yetenekti ki, o yani o dijital yazılım anlamında öyle bir yetenekti ki, o orduda duramadı, Ankara'ya geldi. Ve o noktadan sonra da benim öğretmenim oldu. Beni çok destekledi. Yaparız hocam. Yani bilgi cömertliği diyebileceğim biriydi. Bedenen, fiziken yanımızdan ayrıldı ama ben her zaman onun öğrettikleriyle anmaya devam edeceğim. Çünkü her grubumuzda Olcay var şu anda. Aramızdan özgün bir karakteri vardı. Özgün bir karakteri vardı. Enerjisi yüksekti. Hep hastalıklarla mücadele etti ama onu öteledi aslında. Yani o yönünü bize hissettirmeden çalışmalarına devam etti o enerjisiyle aslında. Bence en önemli yanlarından birisi bu. Evet, evet. Şu anda 10-12 grup var. Her grupta Olcay var. Olcay yönetici olarak teknik anlamda işte aileye telefon kullanımında yardımcı oluyor çocuğun.
İşte çocuğa yardımcı oluyor hani bilişim anlamında vesaire vesaire. Her grupta Olcay var. Yani elim kolum imişti. Yani bizim farklı bir dayanışma vardı. Umarım bizler de Olcay'ın en iyi deneyim, üret, keşfet, paylaş. O gruptaydım ben de. Bu nacizane bu eğitimle de bu süreci götürmeye çalışacağız. Ve son nokta matematik olimpiyatlarına hazırlık. Ne diyorsunuz Emre Hocam? Valla hedefi büyütmüşsünüz diyorum. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Yani Bunu nasıl, bununla ilgili hazırlıklarınız nelerdir? şu anda hazırlıklarımız ilk tespit sınavımızı bu cumartesi yarın yapıyoruz tespit sınavımızı. Cevher 4 tane öğrencimiz var matematik olimpiyatlarına hazırlıkta. 9. sınıf öğrencilerimiz. Bizler dezavantajlı grup içerisinde yer alan hani bu şekilde sınavlarda da belirtiliyor ama fırsatlar sunulduğunda hangi noktada olabileceklerini göstermek istiyoruz. Yani bizler bu konuda çok umutluyuz ve öğretmenimiz de o kadar güzel bir yüreğe sahip ki ODTÜ'de kendisi olimpiyatlarda farklı dereceleri olan Hatay'dan geldi. Şu anda ODTÜ'de elektrik elektronik mühendisliği bölümünde. Bizler kongrede karşılaştık. Anlattım. Hocam dedi. Neden dedi olimpiyatlara hazırlamıyoruz? Hani neden olimpiyatlarda görme engelli bir birey temsil edilmiyor? Dedim ki bilmiyorum ki. Yani hani o sorana kadar hiç düşünmemiştim Emre Hocam. Ya Yani hedefi burası olarak göremiyorsunuz. Yani o kadar öğrenilmiş çaresizlikle mücadele ediyor ki aslında görme tabii yani engelli çocuklar. adım adım gidiyoruz ama belki bu isteği olan hani bu isteği olan çocuklarımız da var. İnanın 9. sınıflara ben yazdım. Yazar yazmaz 2 dakika hani maksimum 2 dakika sonra hemen yazdı. Hocam nerede başlıyoruz? Hangi gruptayız? Hangi gruba gideceğiz hocam? Yani inanılmaz beni mutlu etti. Şu anda 4 kişilik grubumuz var. Erişilebilir dokümanlar noktasında da çalışacağız. Çalışıyoruz şu anda da çocuklarımıza işte cebir, işte sayı teorisi vesaire gibi aritmetik noktasında da hem HTML üzerinden destekleyeceğimiz hem de farklı kaynaklarla destekleyeceğimiz olimpiyatlara hazırlığı Mart, Nisan ayında başvuruyoruz. Valla Deneyeceğiz. bizim bence büyük bir girişim. Yani bir yerden başlamak lazım ve belki de derece alacak öğrencilerimiz. Mesela bu dijital matematikte denklem aracını kullanarak arkadaşlarımız içerik üretiyorlar. Görse. Mesela belki onlar da işinize yarayacaktır diye düşünüyorum Evet dijital evet matematik oradaki blokta. kaynakları zaten paylaşıyoruz. Hani çocuklarımıza da bahsediyoruz. Orada da böyle küçük sınır yani yetersizlikler var ama dediğim gibi bizler de çocuklarımıza bir yandan işte bu çocuklarımız olimpiyata hazırlanan çocuklarımız bir yandan da yazılım geliştirme kursundalar. Yani iki yetenek noktasında ilerlemek isteyen çocuklarımız. Bizler özellikle çocuklarımıza kendi dokümanlarını da hazırlamasını istiyoruz. Yani yurt dışına gittiğimizde biliyorsunuz Emre Hocam, kendi dokümanlarını kendileri hazırlıyorlar. Hazırlaşıyorlar. Erişilebilir Evet. anlamda. Hani mesela Thorsten vardı mesela. Diyor ki biz ortaokulda bu programlama dillerini öğretiyoruz. Üniversiteye geldiğinde kendi kaynaklarını kendisi hazırlıyor demişti. Yani bu noktaya getirebilmemiz gerekiyor. Hedeflerimiz var. İmkansız değil. Adım adım umutsuzluğa düşmeden devam edeceğiz Yani bu öğrenciler içeriklerden anlamında. yararlanan değil, aynı zamanda onu üreten kişiler haline gelebilmek çok Evet, önemli. evet, 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 evet. Birine bağımlılık. Biz diyoruz ki hani bağımsız bireyler. Yani buradaki amacımız eğer matematik eşitleyici gücünde buluşalım diyorsak bu her alanda Emre Hocam. Matematiği çözerken birine bağlı olmaması lazım. Doküman hazırlandı mı, hazırlanmadı mı, nasıl okudu? Bunları düşünmeden kendisinin karar vereceği, kendisinin üreteceği dokümanlar olması gerekiyor. Bu noktada da her zaman birlikte çalışmaya da hazırız. Şu anda da çalışıyoruz. Ben çok merak ediyorum. Yani Mart ve Nisan ayında olimpiyatlara başvurduğumuzda şöyle bir cevap gelebilir mi acaba?
Biz Heh. engelli öğrenci kabul etmiyoruz. Yeni bir savunuculuk alanı çıkar mı? Evet, bu Yani. konuda size alo diyebilirim Emre Hocam. Bu konuda nasıl savunacağız? Çünkü ben merak ediyorum. Biz dosyalarına baktık. Erişilebilir anlamında pek çok yazı göremedik. Biz de yazacağız. Ve bir başlangıç yapmış olacağız. Valla göremezsiniz çünkü bunu onlar da düşünmemişlerdir. Bir gün engellilerden oluşan, görme engellilerden oluşan bir grup gelecek ve bizim olimpiyatlarımıza katılacak. Çünkü biliyorsunuz görme engellilerin matematik yapamayacağına dair bir güçlü algı var. Öyle bir algının olduğu yerde matematik olimpiyatlarının erişilebilirliğini kimsenin düşündüğünü zannetmiyorum açıkçası. Umarım ön yargılı davranıyorumdur. Ve umarım bu konuyla ilgili bizi aramazsınız diye. Yok, yani şöyle, bu konu olmasın ama olursa da çözülebilir noktaya getirmek istiyorum. Çünkü biz artık o şeyi açtık Emre Hocam. Ya Hani hocam bu böyle oluyor matematik. zaten. İlk yıllarda belki biraz erişilebilirlikle Tabii. ilgili problemler çıkacak. Evet. Ama öğrenciler katılacak. Başarılı da olacak. Dereceye gelecek. Onun deneyimini yaşayacaklar. Ve bir Evet. yerden sonra artık görme engellilerin olimpiyatlara katılacağı ile ilgili o yönergelere, kılavuzlara, dokümanlara alanlar girecek. Bunu biz sağlayacağız yani. Evet. Hatta bir öğrencim dedi ki, dedim ki hani Türkçe anlamında ekran okuyucu uyum çalışmaları hala devam ediyor. Farklı yazılım platformları geliştiriliyor vesaire vesaire. Ama dedim hani yaban yani İngilizce'de tabii bu noktada farklı erişilebilirlikler sağlanmış durumda. Öğrencinin dediği şey şu Emre Hocam. Benim dilim de iyi hocam. Ben İngilizce'den de girebilirim. Evet. Yani böyle bir istek olunca bizler çok heyecanlandık. Bu cumartesi seviye tespit ile öğretmenimiz başlıyor. Güzel bir süreç olacak ve bizler Mart-Nisan ayında başvurusunu yapacağız. Onu da duyurmuş olalım. Emme platformunda olmayıp matematiğe ilgisi isteği olan, farklı düşünen tüm öğrencilerimiz bize başvurabilir. Onu da söyleyelim. Adresleri de vereceğim. Gmail adreslerini ya da yorum kısmına yazarlarsa da ben yorum kısmından da bakarım. Diğer ayak veli. Tabii Veli. o adresleri daha sonra videonun açıklama bölümüne, çünkü bu canlı yayın bittikten sonra da bu video kalacak, silmeyeceğiz. Açıklama bölümlerine koyarız o iletişim bilgilerini, siz verirsiniz. Daha Tamam. sonra da koyabiliriz. Bu arada yorumlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz. Siz veli ayağına geçmeden önce bir araya girmiş olayım. Yine ara hatırlatmalarımızı yapmış olalım. Ben nasıl Yorumlarınızı... başvuracağım? Messenger'dan, Face'ten yazanlar var. Görüyorum ama hani dönmekte zorlanabiliyorum. O yüzden lütfen Emre Bir başvuru Hocam'ın formu vardır, değil mi? evet iki başvuru formu var. Bir öğretmen başvuru formu, bir öğrenci başvuru formunu. Öğrenci başvuru formu açık. Okul Haziran'a kadar açık. Nerede bize ulaşırsanız biz oradayız. Sizi o noktadan taşımaya çalışacağız. Hedefimiz bu. O yüzden formları da başvuru formlarını da Emre Hocam sizlerin açıklama kısmında Hemen paylaşalım. siz yayın bitince gönderin. Biz de Tamam. açıklama bölümüne ekleyelim. Tamam. Biz kapatmadık çünkü. Gelelim veli kısmına. Evet, sadece görmeyen, az gören öğrencinin dışında bir de şöyle bir şey oluyor. Şimdi Antakya'daki aile aradı. Telefonda konuştuk. Anne ağlamaya başladı. Hani bunu bir ajitasyon olsun diye söylemiyorum. Mutlu oldu. Çünkü çocuk bunu istemiş. Matematik ve İngilizce'de eksiğim var. Bu dersleri almam gerekiyor. Ben de dedim ki hiç problem değil. Bunları dedim bireysel destekle dedim başlatacağız. Öğretmen bulacağız bir şekilde. Bulduk, başlattık. Aile beni tekrar aradı. Hocam dedi ücreti ne kadar? Hani ben elimden geldiği kadar dedi bu kursları almak istiyorum. Hani vermek istiyorum ücretini dedi. O yüzden lütfen bunu buradan da söylüyorum. Herhangi bir ücret yok. Yani herhangi bir ücret vermenize gerek yok. Gönüllülük esaslı devam eden bir platform, gönüllü öğretmenleri olan, öğrencilerine inanan bir öğretmen grubu var. O yüzden biz bu işi gönüllülükle yapıyoruz. Onu da söyleyelim. Bu çok büyük Sonrasında bir şey aslında, biliyor musunuz hocam? Yani şimdi internette bu ya da yani kendi çapında bu tür hizmetleri vermeye çalışan, gönüllü olarak yapmaya çalışan gruplar oluşmaya başladı. İşte siz engelsiz matematik eğitimini yapıyorsunuz. Biz EGET
olarak devam ediyoruz. Bir iki kurum daha olmaya başladı böyle. Bunların hepsi ücretsiz. Ve yani düşünsene birden fazla şey var, alternatif var bugün. Ya ben 2007'de üniversite sınavına girdiğimde Ankara'da gönüllü bir öğrenci grubu vardı. Onlarla çalışıyorduk falan ama internete gireceğim. Birden fazla şey olacak, platform olacak ve onlardan birini ya seçeceğim ya da her birine ayrı, birinden matematik alacağım, öbüründen Türkçe alacağım falan filan. Yani çok büyük bir değişim aslında. Hızlı bir değişim bu. Bir görmeyen Evet, olarak ben evet. bu değişimi söyleyeyim size yani. Evet. O konuda haklısınız. Özellikle pandemi müthiş bir gönüllülük çalışmalarını başlattı diyebilirim. Farklı üniversitelerin farklı kulüpleri bir araya geliyorlar, öğrencilere ulaşıyorlar. Bu gerçekten çok büyük bir platform, yani çok büyük bir gönüllülük anlamında çalışmalar yürütülüyor. Ama hani şu soru da sorulabilir, hani sizin farkınız ne? Bizler pandemi öncesinde de diyorum ya, hani 2015 yılından itibaren bunu gerçekten bilerek, deneyimleyerek, hem akademi kısmında neler olduğunu bilerek bir uzman olarak yaklaşıyoruz. Çünkü yanlış yaklaşımlar, ben gelen öğrencilerde de onu görüyorum. Bazen hani gönüllülük esasıyla veriliyor ama öğretilen kavramlar ne yazık ki ilerleyen süreçlerde çocuk için kavram yanılgısı ve hata olarak devam ediyor. Bunu da Evet, yapmayalım. o tür şeyler görülebiliyor Bunu da gönüllü yapmayalım. topluluklarda. Ben hani gönüllülük platformları da söylüyorum. Şimdi EGET ayrı, hani sözüm meclisten dışarı. Hani yıllardır yapıyoruz çünkü sizler de. Ama hani bunu üniversitelerde gönüllülük olarak yapan tüm öğrencilerimizi gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Fakat bunu yaparken hadi yapalım değil. Önce bir araştıralım. Önce bir araştıralım. Bu nasıl yapılıyor? Ondan sonra. Bir de bunu yapan Hani kurumlarla işbirliği yapsınlar, değil mi? Yani bize geliyorlar bazı üniversitelerin öğrenci toplulukları mesela. Beraber çalışıyoruz. Size de tabii. geliyorlardır. Aynen. Onu akran ve öğretmen adaylarında açıklayacağım. Yani burada işbirliği önemli. Yanlış bir öğretim gerçekten özellikle matematikte geri döndürmek oldukça çok zor oluyor ve çocuk hayal kırıklığına uğruyor. Ben bu kadar çalıştım hocam ama niye olmuyor diyor. İşte o noktada birazcık daha galiba başlarken önce araştırmamız gerekiyor. Sonra bu işi yapmamız gerektiğini söyleyeyim. Veliler dediğim gibi hani hocam gönüllü yapıyorsunuz da neden yapıyorsunuz? Ama sürekli bu sorular var ve veliler de arıyor. Bursa'dan bir veli atlayıp geldi. Şu anda Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde son sınıfta PDR'de kızımızın annesi. Geldi. Hocam dedi biz sizi görmek istiyoruz. Bana böyle kendilerince böyle çok güzel böyle hediyeler yapmışlar falan böyle. Geldiler, evime geldiler. Adres istediler ama ben hiç düşünmedim ki gelecekler. Tahmin edemedim yani. İl Milli Eğitim'e geldiler. Ben orada Arge'deyim. Dediler ki hocam biz sizi görmek istiyoruz. Hani siz bunları yapıyorsunuz ama biz size hiçbir şey yapamıyoruz. Teşekkür etmek istedik. Bunu da yüz yüze yapmak istedik. Şimdi gelen annenin mücadelesi, o annenin kızının yani annenin o özgüveni kızında gördüm. Yani o annenin o işte bağımsız olma noktasındaki rehber olması, yanında rehber olması çok hoşuma gitti. Dedim ki tamam. Dolayısıyla burada ben öğrenciyle etkileşim halindeyken zaten birinci eğitim yuvası dediğimiz aile çok önemli bir noktada. Ben onlarla da iletişimde olmam gerekiyor dedim ve o noktadan itibaren de hep aklımda olan pandemi dönemiyle de haydi ortaya çıkartalım dediğim dokunsal anneler topluluğunu kurdum. Dokunsal anneler topluluğunun annesi yani dokunsal anneler topluluğu şu anda WhatsApp grubunda 200'e yakın annemiz var. Bu yurt dışında yaşayan annelerimiz de var. Yurt dışında yaşayan Türk annelerimiz de var. İşte Türkiye'de farklı bölgelerdeki annelerimiz var. Burada Türkiye'deki özellikle işte sınav olur, eğitim hakları olur ve onun dışında farklı gelişimlerini de desteklemek adına bilgi ve yönlendirme eksik. Evet, Yani bilgi ve kesinlikle, yönlendirme kesinlikle. özellikle hani doğu bölgelerinde oralarda çok daha bilgiye ihtiyaç var. Dokunsal anneler topluluğu aslında Emmap'in bir çıktısıdır. O annemiz başlattı. O annemizi gördüğümde dedim evet bir şeyin değişimini birlikte yaparsak aslında çok iyi bir noktaya taşıyacağız diyerek dokunsal anneler topluluğunu kurduk ve pandemi döneminde kurulan anneler topluluğu 60'a 65 oldu galiba.
uzman eğitimleri aldılar. Farklı rol modeller, akademisyenler, ergoterapist, fizyoterapist. Onun dışında çocuklara etkinlikler. Çocuğum için Braille öğreniyorum dedik. Bir yıl boyunca Braille eğitimleri verdik. Anne çay sohbetleri yaptık. Anne sohbetleri oldu gibi gibi. Farklı etkinlikler. Türgök'le işbirliği yaptık. 2 yıl boyunca Türgök 5. sınıf ve 8. sınıf, pardon, 2. sınıftan başladık. 2. sınıftan 8. sınıfa kadar Braille materyal sağladı, kitap sağladı. Bizim öğretmenlerimiz görme engelli İngilizce öğretmenleriydi. Bu şekilde 2 yıla yakın İngilizce dersleri verdik. Bu konuda da Tülay Hocam da, Tülay Hanım da. Evet, selamlarımızı iletelim Tülay Hanım'a yine. Evet. Çok değerli bir kütüphane. Dedi ki yapalım hocam. Hani ulaşalım çocuklara dedi. Bizler 2. sınıfta dokunsal annelerin çocukları, gruptaki çocukları o şekilde derslere başladık. Dediğim gibi farklı etkinliklerle şu anda devam ediyor. Orada da 0 yaş, yeni doğan, yani yeni doğmuş. Ne yapacağını bilmiyor anne. O yaştan O ki yaşa annelerimiz de. eğilebilmek çok önemli. Yani o yaşta o tanı, erken tanı ve devamında o erken eğitimi sağlayabilmek büyük Evet, önem evet, arz ediyor. evet, evet. Ben şey diyorum, anneler arasında sonsuz bir dayanışma var Emre Hocam. Diyor ki anne ben ne yapacağım? Hemen telefonla arıyor. Diyor şöyle şöyle yapacaksın. Diyor ki benim çocuğum 10 yaşında, ben şu yollardan geçtim. Sizlerde şöyle olabilir. Mesela iki anne az gören hocam çocuk odasını kontrast renklerde yapmışlar. Birisi İngiltere'de, birisi Türkiye'de. İkisi birlikte çalışmışlar. Perdeler, yatak odası, örtüleri vesaire. Bu inanılmaz bir paylaşım anneler arasında. Hocam şimdi ikimiz de aynı camiadayız, öğretmeniz biliyoruz. Veliler birçok şeyi değiştirebiliyorlar eğitim Evet. sektöründe. Eğer onları doğru yönlendirebilirsek şu anda sorun olarak gördüğümüz şeylerin değişiminde verilerden çok fazla yararlanabiliriz. Onlarda büyük bir potansiyel var, enerji var, unsuru olma gücü var. Aynen öyle. Yani o yüzden o enerjiyi annelerde ben gördüm, Özellikle de buldum. annelerde, evet. Evet anne. Şimdi diyorlar ki neden baba yapmadınız? Tamam, babalarla da ilerliyoruz. Babalarla da materyal hazırlıyoruz. Dernek kurduk babalarla. Ama annenin diyoruz ya hani dokunuşları apayrı. Yani görmeyen bir birey için, çocuk için, bebek için tamamen ilgisi anne merkezinde. O yüzden bizler gelişimlerini güçlendirmek, çocuklarımızın gelişimlerini güçlendirmek adına annelerimizin dokunuşlarını güçlendiriyoruz. İnşallah onları da çok iyi bir noktaya taşımaya çalışacağız. Geldik öğretmen ve öğretmen adayları. Hani biraz önce söylediniz hocam, bizler öğrenci, anneye dokunduk, öğrenciyle etkileşim halinde. Şimdi öğrenciyle etkileşim halinde olan, birazcık ön yargılı olan bir öğretmenimiz de olabilir. Yani Evet, benle olabilir. nasıl yapacağım, ne yapacağım gibi öğretmenlerimiz ne yazık ki var. Aslında korkuyorlar. Yani yanlış bir şey yaparsam mesela, yanlış bir söz söylersem, yani bazen şu sözü bile soruyorlar. Görüyor musun diyeyim mi mesela hocam? Bana bak diyeyim mi hocam mesela? Atıyorum yani hani bu görsele dayalı cümleler kullanmam gerekiyor mu diyorum. Diyor mesela. Diyorum Ya da ki nasıl kullanmamam gören gerekiyor mu, değil mi? kullanmamam gerekiyor mu? İşte üzer miyim onu? Kırılır mı o gibi gibi. Tabii iletişim anlamında da kaygıları var öğretmen ve öğretmen adaylarımızın. Bizler bu noktada öğretmen ve öğretmen adaylarımızla, öğrencilerimiz aracılığıyla iletişimde kalmaya çalışıyoruz. Kendilerine onlar bizi arıyorlar. Bizler onlara kaynak paylaşımında bulunuyoruz. Özellikle soru şu. Hocam hangi konulardan muaf? Hangi konuları anlatmayacağız hocam? Yani bu bir muallakta kalan bir durum. Evet, Yani bunu da konuşalım biraz sonra. Hem o sınav kitapçığı meselesini konuşalım. Yani sorun olarak gördüğümüz şeyler bağlamında bir de bu Bir de müfredat. soru muafiyeti ve Yani müfredat. muaf değil, yani fırsat eşitliği temelinde tüm gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkelerde aynı müfredatı işte bireysel eğitim planı dediğimiz, işte destek eğitim odası dediğimiz durumlarla
süreç yürütülmeye çalışıyor. Bu arada hocam Çalışmıyor. Mavi Kurtlar diye bir kullanıcıdan selam gelmiş. Onu da araya söyleyelim. Teşekkür ederim. Biz de ona selamlarımızı iletelim. Belki bir iletişimimiz olmuştur. Kendisine selamlar Evet. diliyoruz. Biz de öğretmen adaylarımızla Zuhal hocamızı bilirsiniz. O da engelli birim koordinatörü olarak Marmara Marmara Üniversitesi'nde Üniversitesi. çok Evet. aktif. Yani Evet. hani diyoruz ki biz hani gerçekten bir şeyi dertlenmek gerekiyor yani. Onu yapmak için dertlenmeniz gerekiyor. Ama bu şey anlamında değil. Ah vah anlamında değil. Yani bu kişinin hayalini gerçekleştirmesi adına bir süreci yönetmek gerekiyor. O anlamda da Zuhal Hocam gerçekten Marmara Üniversitesi'nde birçok faaliyeti, birçok materyal erişimini sağlıyor ki sizler daha iyi Evet bilirsiniz evet Zuhal hocam. Hoca'yla biz de yakın çalışıyoruz ve yani ona da selamlarımızı iletelim. Yani izler mi ve bir şekilde ona ulaşır belki. Evet. Hatta onu da konuk ederiz belki bir Ben gün. evet olur. Andıklarımızı ve anacaklarımızı da konuk edersiniz. Ben kendisine de ulaştıracağım. Zuhal hocamla işte geçen yıl biz başladık. Yani öğretmen adaylara işte özel eğitimde, mühendislikte olan sanırım vardı galiba tam hatırlayamayacağım ama 22 öğretmenimiz vardı, öğretmen adayımız vardı. Bu noktada Altı Nokta Körler Vakfı da Zuhal hocam orada yönetim kurulunda. Altı Nokta Körler Vakfı'nda hibrit bir model izlendi. Yüz yüze artı online şeklinde öğretmen adaylarımız sınav odaklı diyelim. Görme engelli öğrencilere ders verdiler. Tabii bizler bu süreçte EMMEB platformu olarak 3 eğitim yaptık. Başlangıçta eğitim temel araçlar. İkincisinde dersler nasıl gidiyor, nasıl bir planlama yapılır bu konuda. Üçüncüsünde de hani durum ne, farkındalık nedir noktasında bir yandan da matematik eğitimindeki akademisyenlerle de iki araştırma ortaya koyduk, sunduk. Topluma hizmet uygulamaları kapsamında öğretmen adaylarıyla yapılan bu derslerin çıktısını değerlendirdiğimiz iki araştırma çalışması bildirisi ortaya çıkmış oldu. Onları da sunduk. Özellikle yardımcı teknolojiler anlamında bilgilendirmeye çalıştık. O kaygıları azaldı. Ya başlangıçta korkuyorlardı hani nasıl iletişim kuracağımız şeklinde. İlerleyen süreçlerde pek çok materyal, somut materyal hazırladılar. Onları Altı Nokta Körler Vakfı'na gönderdiler. Onlar üzerinde çalışmalarını yürüttüler. Bu da pedagojik alan bilgisi anlamında büyük bir farkındalık oluşturdu. En azından sınıfa girdiğinde bir öğrencisi olduğunda ben açıkçası ne yapacağımı bilmiyordum. Yani bir 3 ay, 4 ay araştırmayla geçti benim. Engin hocama gittim. Hani tüm görme engelli alandaki kitlere ulaşmaya çalıştım Emre hocam. Yani bir 4 ay Evet. bu şekildeydi. Ama şimdi gerçekten o teknolojinin verdiği kolaylıkla hani teknolojinin gücü hani matematiğin sınırlılık noktasında tam 12'den vurdu. Yani o sınırlılığı azalttı diyebilirim. Yani o teknolojinin Kesinlikle. imkanları. Kesinlikle teknoloji imkanları yani bunlara ulaşabilenlerin sayısının her geçen gün artmasını sağlayacak işler yapmak lazım hocam. Evet, Yani evet. bugün işte 130 başvuru aldığınızı söylüyorsunuz farklı yaş gruplarından. Mesela özel eğitimde görme engelli öğrenci sayısı ilk öğretimde ve lisede kaç mesela? Yani aşağı yukarı 10 bin civarında olduğunu tahmin ediyorum ben. Çünkü bir zamanda 7 bin rakamı almıştık. Birkaç yıl önceydi o. İşte içerisinde %40 ve üzeri görme kaybı olanlar da vardı yani tabii ki. Bu 10 bin kişinin yaklaşık olarak olan 10 bin kişiye daha fazla ulaşmayı sağlayacak imkanlarımızın da olması lazım. Tabii biz sivil toplumuz bir yanıyla da yani kamu Evet, evet, değiliz, evet. gücümüz sınırlı ama Evet. eski gücümüzü bu şekillerde arttırabiliyoruz. Evet. Yani bu gücümüzü de işte o 130 kişi daha fazla öğrendi. Mesela şu anda diyorum yani formu neden açık bıraktım? Duymayan pek çok öğrenci olabiliyor. Öğretmeni duyuyor, öğretmeni yönlendiriyor. Bu biz çünkü duyan duymayana söyleyerek erişim sağlayabiliyoruz. Burada Öyle da hani oluyor tabii. onu da net sonda konuşalım hocam. Bunu da not alalım. Sayılar nedir mesela? Lise düzeyinde, ortaokul düzeyinde, ilkokul düzeyinde kaynaştırma, görme engelli okullarındaki öğrenci sayılarının oldukça az olduğunu biliyorum. Yani oradaki öğretmenlerden duyduğum kadarıyla onu söyleyebilirim. Hani 16 tane görme engelli okulu bir araya geldiğinde kaç öğrenci olur mesela? Hani bu sayılarda tam net belli değil.
Bunların da tam net ortaya çıkması gerekir diyelim. Yani yüzün altında öğrencisi olan okullar çok fazla artık. Tabii. Yani özellikle Yani. görme engelli okullarında bu sayı oldukça az. Bizler hem öğretmenlerimize, öğrencilerimizin öğretmenlerine her daim ulaşmaya çalışıyoruz. Onlar bizlere ulaşsınlar. Özellikle sınavda ne soracağız hocam? Neler yapacağız? Hangi soruyu soracağız, hangi soruyu sormayacağız? Ve benzeri linkler de paylaşıyoruz. Yani materyal anlamında. Bizler de EMMEB platformunda da şu anda hem görmeyen hem az gören için görme engelli okulundaki öğretmenlerimiz, mesela Gaziantep'te okulundaki öğretmenimiz bizim platformun içerik koordinatörü. Kendisi hem sınıfta anlattığı materyalleri hem de işte sınıf dışında yaptığı materyalleri bizlere platformda sunmakta. Keza sınıftaki öğretmenlerimiz materyal üzerinden ders anlatıyorlar. İşte somut materyaller üzerinden bunları bizler paylaşıyoruz, kazanım odaklı. Az gören teknolojilerini, küptaş kasa eğitiminin videoları, Braille ile başlayacağız. Abaküs eğitim programını duyurduk hocam. Sizinle de linkini paylaşalım. 7 haftalık bir eğitim yapacağız. Burada gelmişken söylemiş olayım. Öğretmen, öğretmen adayı farklı meslek ve branşta fakat görmeyen öğrencisi olan öğretmenlerimize ve ilgili velilere. Örneğin bir veli vardır. Mesela Muğla'da rehabilitasyon merkezi yok. Ulaşabileceği kimse yok. Evet. Çocuğuna abaküs öğretmek istiyor. Oradaki öğretmen o. Dolayısıyla biz burada veliye de öncelik vermek istedik. Bunların değerlendirmesini yapıp önümüzdeki hafta 14 Aralık'ta start veriyoruz. Onu da söylemek Şey isteyelim. söyleyeyim hocam, abaküs bizim çocukluğumuzda da çok önemserdi. Bizim bir tane rahmetli oldu, yani sonradan görme engelli olmuş bir öğretmendi. Yakup öğretmen abaküs kullanmayı öğrenin derdi, şöyle derdi, böyle derdi. Yani o kadar teknoloji gelişti, dijitalleşme var ama hala abaküs önemli matematik öğretiminde. Niye hala çok önemli hocam? Kısaca onu söyler misiniz? Şöyle abaküs nasıl Çünkü işte gören gerekli değeri görmüyor abaküs diye düşünüyorum. O yüzden özellikle sormak istedim yani. şöyle gerekli değeri görmüyor çünkü bunu öğretebilecek ne yazık ki tüm öğretmenlerimiz için söylemiyorum. Bunu öğretebilecek öğretmenlerimiz oldukça az ne yazık ki. Görme engelli okuluna atanan öğretmen üniversitedeki eğitim fakültesindeki matematik öğretmeni. Abaküs Evet. eğitimi alıyor mu? Almıyor. Daha rahat öğrenebileceği, kendine daha yakın olan küptaş kasayı öğretiyor. Küptaş kasa bir tık daha görsel üzerinde işlemlere dayalı. Alt alta, yan yana ve benzeri görsellik gören akranlarıyla eşdeğer. Ama abaküs normalde de gören akranların zihinden işlem yapabilme, hani Japonlarda da işte mental aritmetik dediğimiz, işte parmak sayma olabilir, nesnelerle eşleştirme, bu erken çocuk eğitiminden itibaren abaküs bir başlangıç. Yani bu zihinden hesaplamaya geçmek anlamında bir başlangıç. Fakat ben pandemi döneminde abaküs eğitimini tamamladım. AP için işte farklı yurt dışındaki eğitimleri de tamamlamaya çalışıyorum. Yani abaküs evet zihinden hesaplama aracının dışında görsel dediğimiz kesir, ebop, ekok, karekök, ondalık sayı bunların da hani nasıl defterde bizler not tutuyorsak görmeyen bir birey de not tutma anlamında gerçekten etkili bir araç. Yani bizler üniversitedeki Medeniyet Üniversitesi'ndeki hocalarımızla, çok değerli hocalarımızla bir araştırma yürüttük. Sınavdaki okuyucularla ilgili matematik testi özelinde 2 yıl süren bir araştırma, BAPCO bilimsel araştırma projesi. Yakın bir zamanda da makaleleri çıkacak. Yani bizler 22'ye yakın öğrenciyle görüştük. Ve bu öğrencilerin çoğunda abaküs materyalini görüyoruz. Sayıyı not tutma, işlem yapabilme, zihinden yaptığı işlemi kontrol edebilme. Yani abaküs bu anlamda zihinden işleme geçme ve not tutma anlamında gerçekten işlevsel bir araç olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha küçük, elle çok rahat taşınabilir, ağır değil. Küptaş kasada küpler yerinden oynuyor mesela. İşlem hatası yapabiliyorsunuz. Veya bir sarsıntıda dökülebiliyor. Değil Ama mi? evet yani abaküs ama öyle değil. Çok daha rahat, çok daha
hızlı hareket ederek işlemleri yapabilirsiniz. O yüzden ben abaküsü çok değer veriyorum. Erken yaşta öğretilmesinin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden sınıf öğretmenlerimize de öncelik vereceğiz. Kaynaştırma eğitimi alan, ilkokul düzeyinde sınıf öğretmeni olan bir öğrencimizin öğretmeni abaküs ile başladığında ilerleyen süreçlerde çocuk hem hesaplama becerilerinde hem de diğer kavramları abaküs üzerinde çok rahatlıkla gösterebilir. Somut bir araç diyebiliriz. Öğretmenlerimizle Marmara Üniversitesi'nde öğretim adaylarımızla şu anda hala devam ediyoruz. Üçüncü senede de öğretmen adaylarımızla şu anda da Altı Nokta Körler Vakfı'nda devam ediyor. Toplum hizmet uygulamaları dersi kapsamında her zaman öğretmenlerimize destek olmak isteriz. Gelelim akranlara. Sınıf içerisinde diğer ön yargı içerisinde olan bir grup daha var. Yani öğretmenimiz bireysel olabilir. Ama akranlarımız da bazen ön yargılı olabiliyorlar. Görmeyen bir öğrenciye karşı. Bazen de acıması olabiliyorlar ama o yapacak bir şey yok. Hani hepsi için demeyelim. Ama bu noktada da farkındalığı yüksek akranları olduğunda kaynaştırma sınıfı bile demenize gerek yok. Öğrenci bunu hissetmiyor. Yani öğrenci bunu hissetmiyor. O ilk Bu yüzden iletişimi öğretmenin sağlaması çok önemli, değil mi hocam? tabii önce İlk öğretmen hocam, iletişimi Emine hocam. sağlayacak yani. Evet, önce öğretmenin farkındalığını arttırmamız gerekiyor. Farkındalığını arttırdığımız öğretmen zaten değişimi başlatacak. O sınıfta değişimi başlatacak ve bu değişimi başlatmaya ortak olan öğrenciler olacak. O da akranları. Bu noktada da akranları hususunda da özellikle özel okullarda topluma hizmet uygulamaları dersi var. Umarım yeni müfredatta bu devlet okullarında da olur. İşte sosyal sorumluluk olur vesaire ama bu tür bir ders kapsamında Tonguç hocam kulaklarını çınlatalım. Robert Koleji ile de bizler öğrencilerle çalışmıştık. Onların da başka gözlerden Seeadrice bir proje yapmışlardı. Onu aktif hale yani onu öğrencilerle paylaşımlarda bulunduk 1,5 yıl boyunca. Şu anda da hala Tonguç hocam da bu konuda görmeyen öğrencisi olduğu için Robert Koleji'nde deneyimlemiş biri. Bu projeyi yürütmeye çalışıyor, ortak olmaya çalışıyoruz. Yeni bir zamanda TED Rönesans Koleji'nin öğrencileriyle başladık topluma hizmet çalışmaları. Akran dersleri olacak. Platformumuzdaki 9. ve 10. sınıf öğrencilerine TED Koleji'ndeki 9 ve 10. sınıflar birebir ders verecekler ve burada bizler öğrencimizi yani TED Koleji'ndeki öğrencinin öğretmeniyle bizdeki proje koordinatörü öğretmenimiz birlikte çalışacak. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani öğrenciyken biz bir farkındalık oluşturuyoruz. Üniversiteye gidecek. Sonra akademik anlamda bir mesleği olacak. Örneğin mühendis oldu. Mühendis olduğunda bir donanım, yazılım geliştirirken şunu düşünecek. Farklı engel gruplarına nasıl kapsayıcı hale getiririz? Ben hani buradaki farkındalığın ilerleyen süreçlerde de çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden akran eğitimleri de bu noktada önemli. Platform olarak öğrenci, veli, öğretmen, akran. Bir de şunu söylemek isterim Emre Hocam, sizde de ilerleyen zamanlarda sınıfta buluşalım çocuklarımızla. Tabii çok iyi olur. Kariyer, mentörlük iki nokta koyduk benim hikayem. Ha, Burada evet. amacımız başarılı veya başarısız hiç önemli değil. Onun hikayesi o. Yani onun hikayesi görme ötesi serüvenler demiştik. Sonra onu kariyer mentörlük benim hikayem dedik. Benim hikayemde geçen hafta Türkiye Milli Türk Paralimpik gol oyuncusu bizim de platformumuzda 2020 yılında olan Şeyda Nur'u davet ettik. O farklı hikayesini anlattı. Şu anda hem golbol hem de Denizli'de üniversitede PDR bölümünü okuyor. Yani bu rol modellerin başarılı veya başarısız hiç fark etmez. Bu süreçleri öğrencilere tanıtmamız gerekiyor. Çünkü yaşanmışlıklar en büyük bilgi kaynağıdır. Tabii Deneyimler.
Tabii kesinlikle hocam. Yani biz o kadar o rol modellere ulaşmakta zorlanıyorduk ki çocukluğumuzda hatırlıyorum. Yani Evet. bazen bizim işte yaşça büyüklerimiz okula, köler okuluna ziyarete gelirler. Biz ağızlarına bakardık yani ne anlatacaklar falan diye. O yüzden bu ben rol model meselesini çok önemsiyorum. Bu çalışmaların devam etmesi çok kıymetli. Kariyer mentorluk programını da önemsedim. Hocam bir şey söyleyeceğim. Bu akranlarla ilişkiler konusunda bir şey dikkatimi çekiyor bazen. Projeler yürütülüyor. İşte böyle yardım odaklı projeler yürüten sosyal topluluklar görüyorum. Lisede özellikle ve ortaokulda da olabiliyor. Yani bu konuları düşünüyorsunuz. İşte görme engelli çocuğa, görme engelli sınıf arkadaşına yardım odaklı projeler yürütülüyor. Bu hani kitap okumak falanın ötesinde şeyler. Size de denk gelmiştir belki. Böyle ilişkilerde eşitliği sağlamanın önemi çok kıymetli değil mi? Yani görmeyen öğrenciyi yardım nesnesi konumuna indirmeyecek projelerin de yürütülmesi gerekiyor bu tür topluluklarda. Evet. Şimdi ben orada hani sizlerle Avusturya'ya da gittik hocam. Mesela Türkiye'ye dönüşte işte uçakta indik. Pardon, Avusturya'nın havalimanında işte uçağa bineceğiz. Sizler varsınız. Mehmet Hoca vardı Mehmet vesaire Hoca falan vardı, filan. evet. Şimdi oradaki sesler şuydu. Ah vah, sağlığına kavuşur. Böyle hani kulağıma geliyor yani. Hani evet, gurbetçilerimiz sağlığına kavuşur inşallah. İşte Rabbim hani şey yapmış, ne gözün kaybolmuş ama diğer organları müthiş, müthiş yani, o gelişmiş değil yani, birinden vermiş diğerin, ha, birinden almış diğerine vermiş gibi. Yani bu söylemler, yani başladığım noktadan itibaren her zaman söylüyorum. Ben bu projeyi 2013 yılında sınıfa girdim. 2014 yılında siz gönüllü platform aracılığıyla deneyim kazandım. 2016-17 yılında artık o tezle birlikte işte Avusturya'ya gittik sizlerle. Ben sonra İsveç'e gittim. Engin hocamlarla Tactile Reading konferansına gittim. Oradaki birçok grupla şu anda iletişim halindeyiz. Benim artık o eşitlik temelinde, o hak temelli diyoruz ya, hak temelli, ya hak temelli yaklaşımla bir projeyi yürütmeye çalışıyorum. 7 yıl oldu. Eğer ben acısaydım 1 yıl, biraz daha acısaydım 2-3 yıl olurdu. Fakat bu acıma duygusunun ötesinde bir platform olarak devam ediyoruz. Ve ben TED Rönesans Koleji'ne şunu söyledim. Hani 1 yıl değil, 2. yıl daha olmalı. Öğrenmemiz gerekiyor. Acımamız gerekmiyor. Biz gerçekten sosyal iletişim, onun dışında ders olabilir. Hani o bilgiye erişemiyor diye ben anlatmak zorunluluğu değil hocam. Yani o bilgiye erişemiyor, zavallı noktası değil. Birlikte paylaşım, birlikte paylaşımda bulunabilmek. Hatta biz şimdi şey yapıyoruz. Mesela müzik yeteneği olan bir çocukla kolejdeki müzik yeteneği olan bir çocuğu eşleştiriyoruz. Neden? Ortak bir hobileri var. Bunun üzerine konuşsunlar. Bununla alakalı belki farklı etkinlikler, projeler yapacaklar. Engin hocam Evet. şunu söyler, bizim hakkımızda biz olmadan asla. Hani bazı şeyler yapılıyor ama hani biz yoksak, bizimle alakalı bir deneyimi yoksa aslında o projenin hani kervan yolda düzelir misali, düzele düzele düzelemiyor mesela. Hani düzele Evet. düzele o proje gitmiyor. O yüzden ben özellikle akranlarda sürdürülebilir olmasını çok önemsiyorum. Yapılan çalışmaların vitrinlik olmaması, acıma duygusu vesaire değil. Her ikiniz de aynı müfredata tabisiniz. Farklılıkları o Braille kabartma yazıyla öğreniyor. Sen mürekkep yazıyla. Yani burada birbirimizin etkileşimi bence çok çok önemli. O sınır çizgisi aşılmamalı, yani olmamalı. Ona her zaman dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu önemli Emre Hocam. Evet, sorular varsa soruları alabilirim. Şu anda yeni bir mesaj göremiyorum Hale hocam. Tamam. Bu iki konu vardı hocam. Onu Heh. bahsedebiliriz. Onunla yavaş yavaş toparlayalım. Bu arada da sizler mesaj son anlarına geliyoruz yayınımızın.
Eğer mesaj göndermek istiyorsanız katkı sağlamak veya sorularınızla hocamıza katkı sağlamak istiyorsanız son dakikalarımız olduğunu söyleyelim. Hocam bu şey meselesi son bizim arkadaşımızın başına geldi. Liseye giriş sınavlarında soru kitapçıkları az görenlere verilirken aslında Milli Eğitim Bakanlığı iyi bir şey yapıyor. İki ayrı hizmeti var az görenlere. Bir, az görenseniz de size soru kitapçığı veriyor okuyucuyla beraber ve onlara bakabiliyorsunuz. Aynı zamanda da isterseniz sadece işte büyük puntolu kitap alabiliyorsunuz. Ama burada bazı rehberlik ve araştırma merkezlerinde problemler olabiliyor. Hiç görmeyen öğrencilere az gören kitapçığı verilebiliyor okuyucuyla beraber ve o zaman işte şekilli soruları da cevaplaması istenebiliyor. Onları cevaplamadığı zaman eksik puan alıyor. Yine bir arkadaşımızın yani Şeyma Büyükurbay arkadaşımızın Yağmur bizim 8. Yağmur evet platformdaydı mesela. yani ise kardeşi Yağmur böyle bir Evet. olay yaşadı bu sene ve mahkemeye gidildi, davayı kazandı falan filan. Daha yeni okuluna geçebildi mesela. Ama önceki senelerde de bu tür olaylar yaşadık Emre Hocam, hatırlıyor Vardı, ilk musunuz? Ne değildi ya. kadar iletişimde kaldık Urfa'daki bir ailemiz, hatırlıyorsunuz. Tabii, mesela Adana'da böyle bir olay yaşadık. Ben şey söyleyeceğim. Yani sizin bir Instagram programınıza katılmıştım. Tam şeyden önce, sınavdan önce ve aman aman demiştim. Yani Evet, çok altını de... çizmiştik, üzerini çizmiştik Evet. diyorum. Her tarafını çizdik yani o konu. Ama yine karşılaşılabiliyor. Ben bunu çok önemsiyorum. Hazır daha başvurularım iken veliler bu konunun ebeveynler önemine dikkat etsinler. Bazen RAM'lar da doğru yönlendirmeyebiliyor, eksik yönlendirebiliyor, okullar Evet. yanlış yönlendirebiliyor. Çocuğunuzun hiç görmüyorsa az gören kitapçığı almasının önüne geçin. Sınava daha var. Şimdi veliler bizi izliyorlar değil mi hocam? Veli platformunun haberi var Evet, bu yayından. Veli platformun haberi var. Hatta şöyle bir şey var. Geçen işte Denizli'den aradılar. Az görmesi var ama okurken oldukça zorlanıyormuş. Aile engelliliği kabul etmediği için raporu yok. O ayrı bir şey Düşünebiliyor ya. musunuz? O çok ayrı bir şey. Düşün Çocuğa zarar yani. vermek o. Yani böyle durumlar da var. Lütfen ve lütfen diyorum. Hocam siz devam edin. Lütfen ve lütfenden sonra. Ya lütfen evet. Yani şimdi çocuğun engelliliğini kabul etmeme durumu çok farklı bir şey. O çocuğun gereksinimlerini, haklarını almasını engellemektir bu. Bu büyük bir Evet. yanlıştır. Çocuğun geleceğini karartmaktır. Çocuğun erişilebilir imkanlardan yararlanmasının önüne geçmektir. Bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmesini engellemek anlamına gelir. O yüzden çocuğu bu şekilde yetiştirmek doğru değildir. Onu öyle de algılıyorlardır. Yani öyle de sen işte farklı değilsin Evet. aslında, şöyle değilsin aslında. Çünkü öyleleri de karşılaşıyoruz biz. Ya işte ben engelli değilim, ben kör değilim, ben şöyle değilim. Çünkü veliden öyle geldi, ebeveynden. O zaman tepkisel yaklaşabiliyor. Yani Ailesi ebeveynlerin diyor ki rehber öğretmeni de farkında değilmiş ama öğretmenler geliyormuş. Ya çocuk anlamıyor, bir problem var vesaire diyormuş ama bunların farkında değillermiş. Hani burada gerçekten çok büyük bir görev düşüyor. Biliyorum öğretmenlerim, herkes, ben de öğretmenim, siz de öğretmeniz. evet. Hepimiz görev yapmaya çalışıyoruz. Yani en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğinin fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Ama burada gerçekten dikkat etmek lazım. Çünkü bu süreç kişinin, yani o Yağmur'u biliyorum ben. Evet. Urfa'daki kızımızı biliyorum. Yani oradaki o hayallerinin o noktada, yani görsel sorular var demesi ve o sınavda o soruları çözememesi. Çünkü büyük bir emek veriyorlar. Emre Hocam ya, bir yıl boyunca, bunun öncesi de var. Yani 8 yıl. Tabii. Şimdi peki hocam biraz ÖSYM şeyine geçelim. Orada da benim bazı çalışmalarım var. Şu anki mevcut durumda şekil ve karmaşık içeren sorular sorulmaz diye bir ifade var. Değil mi? Bu aslında her konudan sorumlusunuz ama ben o konuyla ilgili size sorduğum soruda şekil varsa cevaplamayacaksınız anlamına geliyor, değil mi aslında? Evet, aynen böyle. Şimdi ben 2016 yılında işte başladığım için 2017'de ilk öğrencilerimi aldım. Şimdi mezun oldular. Mezun olan PDR öğrencilerim şu anda bizim platformda öğrenci gruplarına rehberlik yapıyorlar. İşte 5. sınıftan Evet. 12. sınıfa kadar. Yani bizdeki süreç diyorum ya, devam ediyor. Yani biz bir emme platformu, bir aile gibi. Mezun olan tekrar geliyor, ucundan tutuyor. Ben ne yapabilirim hocam diyor. Biz bunu bu şekilde devam ediyoruz. Yani orada da şimdi bir,
Şeyi unutmayalım hocam, LGS'de o kitapçıkların yayınlanması hususunu bu noktada çalışalım. Onun savunuculuğunu yapalım. Evet, Evet. bu noktada çalışalım. Ben hazırım. Sizler zaten dünden hazırsınız yani, biliyorum. Bu yani şu anda geçen sene bir ailemiz, öğretmen annemiz CİMER'e yazdı. Dedi ki ya bu kitapçıklar yayınlanmıyor. Neden? Benim gören gibi çocuğumun da erişimi olması lazım denildi. CİMER ne yapmış olabilir Emre Hocam? Tahmin edin. Milli Eğitim Bakanlığı yönlendirmiştir. Tamam, sonuç ne olmuştur? Ne olmuş hocam? Evet. 2022 yılının kitapçığı aileye gönderilmiş. Yani aslında bilgi edinme kanunuyla alınabilir ama bilgi edinme kanunuyla almadan da bunların yayınlanmasını sağlamak lazım. Öyle değil mi? Yani Yani şimdi bir ailemizin haberi yok. Şimdi öğretmen annemiz ne yaptı? Orada hani CİMER sürecini yönetti. Sakın ha, yanlış anlaşılmasın. Birine bilgisiz demiyorum. Ama duymamış olabilir. Duymamış olabilir. Yani böyle bir kitapçık yok. Ne olduğunu da bilmiyor olabilir. Şimdi CİMER'e yazmadığında o bilgiye erişemiyor. Ama diğeri CİMER'e erişiyor. Son bir yılın sınav kitapçığını evet. gönderiyorlar. Diğer yılları vermemişler. İşte yani o yüzden bu çok önemli. Bu kitapçıkların kamuya açık biçimde yayınlanmasını sağlamamız lazım. Bu konuda da Evet. çok iyi söylediniz. Hazır zaman varken bu konuyla Evet. ilgili çalışalım, Bununla alakalı yazalım. ben Ankara'dayım hocam, biliyorsunuz Hacettepe Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Ben her an hazırım yani. Nerede neyi savunuyoruz, ne yapıyoruz? Ben sizin yanınızdayım. Çünkü bu gerçekten zaten bilgi erişim noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Sınav kitapçığına erişememesi gerçekten bana tuhaf geliyor. Hele ki 21. yüzyılda her şey dijital ortamda açıkken. Açıkçası. Üniversiteyle alakalı da Saklamanın karmaşık. ve yayınlamamanın bir gerekçesi yok. Gerekçesi nedir aslında? Ben onu da merak ediyorum. Yani Gerekçesi nedir? nasıl bir gerekçe öne sürüyorlar değil mi? Yani diğer kitapçıklar ya mesela ÖSYM bütün soru kitapçıklarının belli bir bölümünü yayınlıyor. Ama görmeyenler hangi sorulardan muaf dediğimizde sadece 2017 yılı var. Başka da Evet, yok. ya orada da bir veri eksikliği var. Orada da veri eksikliği var. 2017 yılında yayınlanmasının sebebi de bizim bir kızımız vardı. Okuyucu emekler çöp olmasın dedik. Orada bir kamp şey başlattık. Change.org'dan işte soru yayınlandı. Sonraki yayınlanmadı. AYT işte yayınlanmadı vesaire. O zamanlar tabii ki sınav ismi değişik ama şu anda mesela çocuklar diyor ki hangi sorular çıkacak hocam? Şimdi ben de 2016 yılından beri sınav sonrası sürekli çocuklarla soru çözümü yapıyoruz. Hangi soruların olup olmadığını çocuklarla hemen görüşüyorum. 19 soru. Kaç dakika ek süre? Bunların hepsini not tutmaya çalışıyorum. Bunlarla çocuklara faydalı olmaya çalışırım ama bu veriye erişim noktasında da bu da sıkıntılı süreçlerden biri Emre Hocam. Onu Yani söyleyebilirim. aslında bir taraftan erişilebilir ders materyallerine ulaşmak öğrenciler açısından bir problemken, onlar için erişilebilir materyallerin azlığı bir Evet. problemken, diğer yandan da mevcut sınavlara katılım veya diğer öğretmenler ders süreçleriyle olan, aslında biz bir yerde destek eğitim de sağlamış oluyoruz. Yani biz bir Tabii. sınıf ortamı sağlamış olma iddiası fazla da olabilir bir yana. Evet, aslında sınıftan daha çok verimli oluyoruz verdiğimiz derslerle. Bu doğru. Ama aslında bu yanıyla doğru olsa da keşke böyle olmasa. Yani Değil mi? destekleyici Tabii. mahiyette olabilsek yani. Evet, Sınıfta evet, aldığı evet. dersi destekleyebiliyor konumda olabilsek ama şu anda onun ötesindeyiz verdiğimiz çalışmalarla. Bir de böyle mevzuatsal da değil ama uygulamadan kaynaklı problemlerle de mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Son 10 dakikadır konuştuğumuz şeyler tamamen uygulamayla alakalı şeyler aslında. Evet. Yani Yani işin umarım bu bu yanı da var. özellikle LGS konusunda sınav hakları, işte bu LGS sınav süreciyle de Ömer var, bizim öğrencilerimizden Ece Esra var. Onlarla da rehberlik konusunda gerekirse birebir telefonla arayalım dedim. Yani o noktaya geldim. Çünkü çocuğun o üzülmesi, işte o çalışmalarının çöp olması. Gerçekten çok üzücü. Ben aile için düşünemiyorum bile. Yani hani o yüzden bu noktada hep birlikte anlatmaya, o farkındalık oluşturmaya çalışacağız diyorum.
Bu noktada sonuna mı geliyoruz bilmiyorum ama ben çok konuştum galiba ama çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için sizlere. hocam. Çok güzel bir paylaşım oldu. Sizle sohbet etmek de çok güzel. Avustralyalıları ne Evet, hada onları da hatırladık. yani. Valla biz sizle uzun zamandır da zaten sohbet etmiyorduk. Canlı yayında sohbet etmiş Evet, Emre Hocam, bunu fırsata dönüştürdük. Bence şöyle bir şey yapalım. 2025 yılı size paylaştım, mail gelmiştir diye düşünüyorum. Gelmediyse tekrar atayım. Bakarız. Hollanda'daki Ha, konferansa gidiyoruz. evet, o geldi, o geldi. Evet, ben yeni bir mail attığını sandım. Tactile Reading konferansına gidiyoruz. Orada da birçok şeyi deneyimleyeceğiz. Ben inanıyorum. Orası da ayrı bir deneyim olacak. Ona da gidelim, görelim Hedefimiz neler orada var. canlı yayın yapmak o zaman. Evet, hedefimiz orada canlı yayın yapmak olsun. Bunu hatırlatırım Emre Hocam. Tamam. Hollanda'da hatırlatırım. Teşekkür ediyorum. Tamam. Hocam ben teşekkür Engelsiz ediyorum. Matematik Eğitim Platformu'nun yaptığı faaliyetleri sizler aracılığıyla yakından tanıtmaya çalıştık. Evet, matematik mükemmel bir eşitleyici ise herkes için de eşit olmalıdır diyoruz. Bu şekilde de faaliyetlerimizi yürütmeye gayret ediyoruz. Ben sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum fırsat Ben verdiğiniz teşekkür için ediyorum. anlatmama. Enerji dolu, yoğun yoğun bir Yok. bilgi paylaşımının olduğu güzel bir program oldu. Akıcı oldu hocam aslında bakarsanız. Yani mesela ben bu programı bir canlı yayın değil de video yapsam pek fazla montajıyla Ya uğraşmazdım yani. Onu ya söyleyeyim. ben de şu anda zamana baktım, diyorum ki şu zamanı aşmayalım diyorum. Ama bir baktım ki 1 saat 20 dakika Bir olmuş. saat Ben de 20 dakika oldu gerçekten evet. anlayamadım. Çok akıcıydı. Sohbet etmeyi de özlemişiz Emre Evet. Hocam. Onun da verdiği etkiyle birlikte güzel bir paylaşım oldu. Çok teşekkür ediyorum. Açıklama kısmına da tüm öğretmen eğitim, öğretmen adayları eğitim, başvuru formları gibi tüm hepsini paylaşacağız. Bizlere oradan ulaşsınlar. Adresleri verelim galiba, değil mi artık yavaş yavaş Ya hocam? evet, sesli olarak da söyleyebilirsiniz. Link olarak da şey yapalım. Açıklama bölümüne ekleyeceğiz zaten. Tamam. Engelsizmatematik.org küçük harflerle @gmail.com bu mail adresimiz. YouTube kanalımız Engelsiz Matematik Eğitimi. Oradan da tüm canlı olarak Kanalımızı yapılan, verdik şu anda. Açıklama bölümünde evet, var. canlı olarak yapılan derslerin kayıtları orada. Onları öğretmenlerle ilgili eğitimler orada, materyaller orada. Oradan da rahatlıkla ulaşabilirler. Bir de web platformumuza, diğer sosyal medyaları da yavaş yavaş açacağız. Engelsiz Matematik nokta matematik eğitimi.org, o da web platformumuz. Bizi takip etmekte mi kalın diyoruz. Canlı yayın formatı neydi Emre Ha, Hocam? evet. Söyleyin. Bu Ali Hocam'ın verdiği bilgilerden YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Instagram kanallarına abone Evet. olabilirsiniz. Şu anda onlar açıklama bölümünde var. Formlar geldiğinde onları da açıklama bölümüne koyacağız. Bir de hocam şunu yapacağız biz şimdi yarın veya bir sonraki gün. Bu videoya zaman damgası ekleyeceğiz. Yani konuştuğumuz konular var ya bizim böyle işte velilerden bahsettik, öğrencilerden bahsettik. Onların dakikalarını Çok iyi. hesaplayıp bölümlere ayıracağız biz bu videoyu. Tıkladığında veliye gidebilecek mesela bu video linkine tıkladığında öğrenci kısmına Tıkladığında gidebilecek. öğretmen adaya, akrana Öyle gidebilecek, öğrenciye gidebilecek. direkt zaman Harika. damgaları oluşturacağız. Onu herhalde 1-2 gün içerisinde yaparız diye düşünüyorum. Tabii sizler bu videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız memnun oluruz. Hale Hoca'yı daha çok çağırırız o zaman. Ben de bu canlı yayını kendi kanalımda da paylaşıyorum aynı zamanda. Lütfen ve lütfen Emre hocamıza abone oluyoruz, takip ediyoruz. Ben takip ediyorum açıkçası. O deneyimlerinizin işte hem yapay zeka olsun hem diğer yazılım uygulamaları olsun vesaire. Ben takip ediyorum. Hakikaten çok akıcı. Diğer sizlerin anlattıklarınız, paylaşımlarda bulunan değerli uzmanlarımız çok çok güzel gidiyor. Böyle bir platform oluşturduğunuz için ben gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Temiz. ediyorum. Temiz ve akıcı. Evet, temiz ve akıcı. Evet, sloganımız olabilir. Temiz ve akıcı. Bilgi Temiz ve kirliliği akıcı. yok. Yok, evet, kesinlikle bilgi kirliliğine yer vermemeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben de katıldığınız için. Evet, videoyu canlı yayınımızı sonlandırıyoruz. Başka bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.